Oğlum. Niye bıçakladın Kemal'i? O istedi baba. Orhan'ın bebeği kaçırdığını duyunca dellendi. Buradan çıkmam lazım dedi. Bana yardım edeceksin dedi. Yeğenimin kurtulması için yaptım baba. O değilsin. Muzaffer Ali'yi ben kurtardım diye getirdi çiftliğe. Öyle olunca herkesin gözünde kahraman oldu soysuz. Tabii. Böylece bütün suçlar iyice Kemal'e kaldı. Her yerde onu fellik fellik arıyorlar. Hamza. Sen bu Kemal'in yerini biliyor musun oğlum? Ben Kemal'in yerini bilseydim gider ona yardım ederdim. Yoksa Kemal o şeytanla tek başına mücadele edemez. Ancak birlikte olursak o. Baba, işler ters giderse Ahmet'in yanına giderim dediydi. Bir oraya bak istersen. Orhan denen herif yanlarında olduğu sürece ne Güllü ne de bebeği güvende. Bir yolunu bulup o herife gününü göstermeliyim Ahmet. Başın zaten yeterince dertte Kemal. Yakacaksın kendini. Umurumda değil. Bir şeyler yapmalıyım. Güllü'ye her şeyi anlatmalıyım. Nereye gidiyorsun Kemal? Çiftliğe. Delirdin mi sen? Buradan çıktığın an tutuklarlar seni. Böyle oturup duramam Ahmet. Güllü'yle konuşmam lazım. Diyelim ki buradan çiftliğe kadar gidebildin. İçeri nasıl gireceksin ha? Jandarmalar koruyor çiftliği artık Kemal. Yapma ne olursun. He? Bir yolunu bulmalıyız. Buyur hemşire. Kusura bakma Ahmet. Gecenin bir vakti kapını çaldım ama bir soru soracaktım. Yarın sabahına gelsen de konuşsak. Biraz işim var içeride. Yarın sabah geç olabilir. Kemal burada mı Ahmet? Korkulacak bir şey yok. Ben her şeyi biliyorum. Hamza bana anlattı. Ben Kemal'e yardım etmek istiyorum. Bırak gelsin Ahmet. Buyur Cemşire. Geç kardeşim. Kusura bakma Kemal. Bu Orhan denen deus öyle şeytana papucunu ters giydiren ki jandarmaya bile lafımı anlatamadım. Ama sen bu herifin ipliğini pazara çıkartacak bir plan biliyorsan sana yardım etmeye hazırım. Çünkü bu herif onların yakınlarında olduğu sürece ne Güllü ne torunum güvende değil. Çiftliğe gitmem, Güllü'ye her şeyi anlatmam lazım. Ama içeri nasıl gireceğim bilmiyorum. Ha, ben biliyorum öyle bir yolu. Nasıl? Raşit göstermişti. Ha? Aha. Kemal, sen buradan yürü, meyve bahçesinin girişinde bekle. Tamam Cemşire. Hadi. Hayrola Cemşir? Yok bir şey Yasin ağam. Zehra'yı göreyim dedim. Diyeceklerim vardı. Buyur geç. Gülizar sen de koş haber ver.
Cemşir Efendi geldi. Zehra Hanım'a bir DJ varmış. Az bir dışarı çağırıyor kendisini. Bu da çok yüz buldu ana. Söyle ona torununu görmek istiyorsa daha çok bekler. Elini kolunu sallayarak gelemez böyle çiftliğe. Tamam kızım sen sinirlenme. Ben şimdi çıkartırım ona her şeyi, bir daha gelmez. Gülizar, Muzaffer'in sütünü getir. Cemşir. Bir şey mi oldu? Yok bir şey Zehra. Bak, dediklerimi iyi dinle. Hı. Soru da sorma. Hı. Şimdi Güllü'ye gidip diyeceksin ki... Baban aşağıda. Sana bunları Kemal nedeniyle söylüyor. Güllü kızım. Ne oldu? Kemal'ın sahlandığı yeri bilen bir adam varmış. Gelmiş babanı bulmuş. Meyve bahçelerinin orada seni bekliyormuş. Gidersen Kemal'ın sahlandığı yeri söyleyeceğim sana. Neden doğrudan beni görmeye gelmemiş adam? Bilmiyorum ki. Jandarmalardan korktu herhalde. Kim var orada? Çık ortaya. Güllü, sana söylemem gereken şeyler var. Güllü çok mühim. Güllü, Orhan'dan uzak dur. O adam çok tehlikeli. Çocuğunu o kaçırdı. Suçu benim üstüme o yıktı. Güllü, Güllü sana ve çocuğuna zarar verecek. Beni dinle ne olursun. Güllü, o adam. Kemal burada. Yetişin. Güllü. Jandarmalar. Güllü. Yetişin. Kemal burada. Yetişin. Jandarmalar! Jandarmalar! Bu tarafa gitti. Bu tarafa! Nasıl oluyor da bu adamı hala yakalayamıyorsunuz komutan? Karanlıktan faydalanarak kaçmış. Askerlerim ellerinden geleni yapıyorlar. Merak etmeyin. Kemal'i yakalamamız an meselesi. Serap Hanım'a zarar verebilirdi. Tedbirlerin arttırılmasını istiyorum lütfen. Şüpheniz olmasın. Devriye sayısını arttırdım. Bu arada bebeği bulduğumuz evde yapılan parmak izi tahkikatı neticelendi. Öyle mi? Bir şey bulabildiniz mi? Parmak izlerinden biri Kemal'e ait. Mahkemeye çıkarıldığında suçlu bulunacağı aşikar. Cezası neyse çeksin. En ağır cezayı alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi bir de Cemşir Efendi'yi dinleyelim bakalım. Hangi akılla Kemal'i çiftliğe sokmuş öğrenelim. Müsaadenizle komutan. Ben de duymak istiyorum bu davranışın sebebini. Buyurun. Sana da aferin ana. Güllü vallahi haberim yoktu. Üstüm aklıma gelmezdi babanın Kemal'i alıp buraya getireceği. Yani torunu için bu kadar üzülen adam tutsun, bebeği kaçıran şeytanı alıp buraya getirsin. Hiç akıl almıyor mu? Tamam. Hadi Muzaffer Ali'ye bak sen de. Konuş bakalım Cemşir Efendi. Vallahi komutanım, Kemal benim yolumu kesti. Güllü'yü görmem lazım, çok önemli dedi. Silah çekti, tehdit etti. Ben de ne edeceğimi bilemedim. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Yok komutanım, bir şey biliyorsam namerdim. Bence bu adamı da tutuklayın komutan. Kemal'e yardım ettiği aşikar. Bu da suça girer zaten. Yalanım varsa gözüm önüme aksın komutanım. Hem ben torunumu kaçıran adama yardım edecek adam mıyım? Beni affedin komutanım. Gözüm üstünde Cemşir. Hadi evine git şimdi.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.